Son sunuşumuz Sakarya Üniversitesi'nden Hakan Aslan. Konusu tekafül uygulamalarının güncel sorunları. Türkiye piyasası için bir değerlendirme. Tabii Hakan Hoca'nın sabahtan beri şundan şikayet ediyor. Kendisi bir yılında Malezya'ya gitti. Malezya'dan bu organizasyon için geldi. Zaten bu çalıştığında en büyük katkı verenlerden birisi. Herkes Malezya örneği olunca Hakan Hocam'ı gösteriyordu. Malezya anlatacak diye. Ben diyor hocam Malezya anlatmayacağım, Türkiye'yi anlatacağım ama herkes Malezya deyince bana bakıyor dedi. Şimdi Türkiye uygulamaları dinleyelim. Bismillah. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sektörden, hazineden ve üniversitelerden gelen öğrenci ve akademisyen hocamıza hoş geldin diyorum. Ben çalışmamda bugün gün boyu sektörden temsilcilerimiz sunumlarını yaptılar. Fıkıhçı hocalarımız sunumlarını yaptılar. Tekafülle ilgili fıkhi sıkıntılara, problemlere değindiler. Ben de dünyadaki uygulamalarda günümüzde problemli olan birkaç noktaya değinmeyi düşünüyorum. Burada 5-6 noktayı belirledim sunumumda. Ve bu noktalar için Türkiye için henüz daha bir gelişme aşamasında olan tekafül piyasası için neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atılabilir konusunda birkaç önerim var. Tabii bu öneriler ne kadar geçerli olur, ne kadar olmaz, katkısı olur mu? Burada sizlerin de görüşlerini alarak bu önerileri geliştirmeyi düşünüyorum. Sunum planında da olduğu önce bir ufak bir giriş yaptıktan sonra tekafül uygulamanın sorunları olarak belirlediğim akit problemi, artan bakinin dağıtımı ve öneri olarak aynı zamanda vakıf katılım için vakıf tekafül önerisi, şer'i denetim problemi için bir denetim modeli önerisi, banka tekafülünün daha aktif kullanılması ve tekafül ihtiyacına kısaca değineceğim. Başlangıçtaki giriş noktalarındaki konular daha önce değinildiği için buraya olabildiğince hızlı bir şekilde geçen tekafül uygulama 1979 yılında ilk Sudan'la başladıktan sonra hızlı bir ivme kazanarak uygulamaya başlanmıştır. Ülkemizde de her ne kadar daha önce çeşitli girişimler olsa da tekafül uygulamanın son 5 yılda gerçekleştiği söylenebilir. Bugün Türkiye'de bir tam tekafül aynı zamanda birden fazla pencere uygulaması şeklinde genel tekafül ve aile tekafülü olarak yani elementer ve hayat sigortaları alanında faaliyet gösteren sigorta şirketleri bulunmaktadır. Bu çalışmada bu daha önce az önce bahsettiğim girişteki sorunlara değinip ve ardından neler yapılabilir şeklinde birkaç önerim olacak. Tekafülde aktin önemine zaten sabahtan beri hocalarımız değiniyor. Sigorta akti, alışveriş akti, tekafülde teoride geçen akit teberru aktidir. Bu noktalarda karar, faiz ve meysir vardır. Bunun sebeplerini zaten sabahtan beri konuşuyor. Bunun giderilmesi için, faizin giderilmesi için fonlar, İslami fonlara yönlendirilir. Kararın ve meysirin yok edilebilmesi için akdin teberruh ve teavüne dayalı olarak kurulması gerekmektedir. Tekafülü karar ve meysirden ayıran noktanın teberru esaslı bir akit olduğu literatürde de birçok yerde bahsedilmiştir. Aksi takdirde bu teberrudaki bu akit eğer tekafül akti teberru olarak kurulmazsa eğer kararın hala devam etmesi söz konusudur. Peki günümüzde bu tekafül sözleşmelerinde teberru uygulaması yapılıyor mu? Teberru bahsediliyor mu? Müşteri ya satış akti yapıyorsa acenteye giden bir tekafül müşterisi Türkiye'de veya dünyada bu bahsettiğim örnekler genelde dünyada da yaşanabilecek ama ülkemizde henüz bir yasal altyapısı olmadığı için az önce de bahsedildi teberru akti olduğu bahsedilemiyor. Bu yüzden bir nevi hala satış akti gibi yapıldığı söylenebilir. Acente bu konuda yeterli bilgi veriyor mu? Eğer müşteri acenteye geldiği zaman burası işte bir tekafül sisteminde çalışıyor. Burası sigorta, konvansiyonel sigortacılıktan farklı. Biz bu fonları bu şekilde toplayıp bu şekilde dağıtım yapıyoruz şeklinde bilgilendirmesi gerekiyor. Hatta tekafül, hatta katılım bankaları içerisine çalışanlarda bile acaba bu yeterli tekafül bilgisi mevcut mudur? Bu konuda çeşitli sorular
mevcuttur. Peki acente ne yapmalı? Çünkü acenteleri niye önemsiyoruz? Tekafürlerin dağıtım organı olarak kullanıldığı, yani en yüksek oran acente üzerinden, acente kanalıyla satış gerçekleşebiliyor. Bu yüzden acente hatalı bilgilendirmeden kaçınmalı, ürünü sistemi doğru tanıtmalı, tekafürün sigortadan farklı yanlarını belirtmeli ve teberruh teavun şeklinde kurulan bir tekafür sistemini temsil ettiğini belirtmelidir. Peki acenteler için böyle bir şart var mı günümüz mevzuatında? Herhangi bir şart bulunmuyor. Bugün bir acente olabilmek için SEGEM'in düzenlemiş olduğu acente teknik personel sınavı mevcuttur. Mevzuata göre bu acente teknik personel sınavından girerek acente olabiliyorsunuz. Peki tekafül acentesi olmak için özel bir şart var mı? Yok. Tekafül sistemini bilmesi gerekiyor mu? Hayır. Tekafülün farklarını bilmesi gerekiyor mu? Hayır. Şirketlerin belki kendi içlerinde, kendi acenteleriyle iç tüzüklerinde bir düzenleme varsa bunu bilemiyorum. Ama normalde yasal mevzuatta herhangi bir böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Peki Malezya uygulamasına baktığımızda bu anlamda Malezya'da nasıl bir uygulama var? Tekafül Basic Exam dediğimiz temel tekafül sınavı uygulanıyor ve aynı zamanda yılda 20 ya da bazen 30 saat bir profesyonel gelişim eğitimine tabi tutulduktan sonra acenteler tekafül ürünlerini pazarlayabiliyorlar. Bu tekafül temel sınavı 3 modülden oluşuyor. Bu A, B, C slide'da da gördüğünüz üzere. Birinci modül temel tekafül ve medikal ve sağlık tekafülü içermekte. İkinci modül genel tekafülü, üçüncü modülde aile tekafülü ve yatırım bağlantılı tekafülü içeriyor. Yani Türkiye açısından düşündüğümüzde B modülü burada sigortayla benzeşen noktalarını, teknik kısımlarını içeriyor, sınav içeriği olarak. C kısmı hayat ve emeklilik dediğimiz Türkiye'de branşı içeriyor. A kısmında ise temel tekafülle tekafülü normal konvansiyonel sigortadan ayıran noktalar deniliyor ve medikal ve sağlık tekafül noktaları deniliyor. Bu sınavı yeterliği veremeyenler tekafül acentesi olamıyor. Bu da sınavın işleyiş modeli. Burada sorular, soru sayıları, hangi modülleri alması gerektiği. Modülleri farklı şekilde alabiliyorsunuz. A artı B'yi alıp C'yi sonra alma gibi çeşitli öneriler, yollar mevcuttur. Peki Türkiye için nasıl bir durum söz konusu? SEGEM'de nasıl bir ifade var? SEGEM tarafından yapılı sigorta acenteleri yönetmeliğinin 6. maddesinin Ç fıkrasında şöyle geçmektedir. SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlik sınavının kazanılması gerekir şeklinde bir ifade vardır. Bu kanaatimce bu ifadeye ufak bir düzenleme yapılarak tekafül ya da Türk şu anki kullanımıyla katılım sigortacılığı acenteliği yapabilmek için SEGEM'in düzenlediği tekafül ya da katılım sigortacılığı teknik personel sınavından veya modülünden başarılı olunması gibi bir ekleme yapılarak bu kolaylıkla çözülebilir diye düşünüyorum. Bu sınavın modül şeklinde, yani şu an yapılan acente teknik personel sınavına bir modül şeklinde eklenebileceği gibi aynı şekilde ayrı bir sınav şeklinde de düzenlenebilir. Peki nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Öncelikle bu konuda tekafül şirketleri acentelerine bir ön bilgi verilmesi gerekiyor. Bu konu önemli konusunda toplantılar yapması gerekiyor. Aynı zamanda bir saha araştırması yaparak acentelerin bu konuya bakış açıları tespit edilmesi, konu hakkındaki bilgileri, bu konu belki birçok acente var, binlerce, on binlerce acente var belki ama bu konuda belki bir kısmı bilinçli, bir kısmı bilinçsiz, bunun tespit edilmesi için bir saha araştırması yapılabilir. Daha sonra bu saha araştırmasına göre bir müfredatın hazırlanması gerekiyor. Bir önceki şu slaytta görünen kitap kapağında bu genelde Malezya'da uygulanan sınavın içeriğini kapsayan bir kitapçık şeklinde ABC modüllerinin hepsi içerisinde mevcut bulunuyor. Bunun için bu saha araştırması yapıldıktan sonra sektörden yetkililer, akademisyenler ve uygulamacılar hazineden bir araya gelerek müfredatın oluşturulması gerekiyor. Bundan sonra da sınavın kaç soru olacağı, sınavın nasıl uygulanacağı, modüller, soru sayıları üzerinde yapıldıktan sonra
az önce bahsettiğim SEGEM'in sigorta acenteliği yönetmeliğindeki ufak düzenlemeyle bu uygulamaya geçirilir. Peki nasıl bir faydası olacak bunun? Tekafülün bilinirliği muhakkak daha fazla artacaktır. Çünkü bilinçli acente, bilinçli müşteri ya da bilinçli tekafül katılımcısı demek olacaktır. Bunun dışında tekafülün konvansiyonel sigortayla karışması engellenmiş olacaktır. Peki ne gibi sorunlar olabilir? Belki tekafül acentelerinin ne yaklaşımı negatif olabilir. Zaten hali hazırda işi devam eden bir acente neden benim böyle bir sınava girmem gerekiyor şeklinde bir negatif etki oluşturabilir. Bu nedenle tekafül ürünlerini pazarlamaktan çekilebilir. Bu gibi negatif yorumlar, uygulamaya yönelik negatif yorumları söz konusu olabilir. Genel olarak birinci konudaki önerim bu şekildeydi. İkinci meselemiz de artan bakiye dağıtımı ya da surplus diye geçiyor literatürde. Tekafül az önce de Abdullah hocamızın da bahsettiği gibi AFİD'in 26 nolu standartın 5. maddesinin 5. bendinde geçtiği üzere bu artan bakiye rezerv olarak ayrılabileceği gibi katılımcılara dağıtılabilir, gelecek sene indirim olarak uygulanır ya da hayır olarak dağıtılabileceği geçmektedir. Peki bu artan bakiyeden pay alınabilir mi? AFİD standartlarına göre alınmamasına rağmen Malezya, Endonezya, Suudi Arabistan, İran gibi ülkelerde bu artan bakiyeden de tekafül şirketleri aynı zamanda pay almaktadır. Bunu nasıl gerekçelendiriyorlar? Diyorlar ki tekafül şirketi iyi bir fiyatlama, iyi bir performans gösterdiği için bu performansından ötürü bir teşvik ücreti şeklinde verilmesi gerekiyor. Fıkhi olarak tam bilmiyorum ama cuala akti olarak değerlendiriyorlar bunu. Bu şekilde gerekçelendirip bir tekafül şirketinden bir pay aldığı ülkeler mevcut. Peki şimdi tekafül uygulamasını bu ekranda görmüş olduğunuz değiştirilmiş hibrit model. Şimdi tekafül modellerinden bahsederken vekalet modeli, mudarraba modeli ve bu ikisinin bir araya geldiği hibrit modelden bahsedildi. Aynı zamanda modified model diye geçen değiştirilmiş modeller söz konusu. Ben bu modelde en ileri olan modeli göstermek istedim. Normalde sadece vekalet modelinde burada ikinci ve üçüncü kanallar tekafül operatörüne fon sağlayan ikinci ve üçüncü kanallar bulunmamaktadır. Sadece bir kanaldan bir getiri elde etmektedir. Artan bakiyeyi de doğrudan katılımcılara dağıtmakta ya da az önceki AFİ standartında belirtilen maddelere göre dağıtımı yapılmaktadır. Eğer sadece mudarraba aktine göre bir tekafül operatörlüğü söz konusu ise burada da iki nolu kanal, sadece iki nolu kanaldan bir tekafül şirketi getiri elde etmektedir. Eğer bu modeller modified model dediğimiz geliştirilmiş model olduğu zaman burada artan bakiyenin şirkete de bir pay alması şeklinde üçüncü bir kanal söz konusudur. Zaten bu üç modeli bir araya birleştirdiğimiz zaman hibrit değiştirilmiş model dediğimiz zaman tekafül operatörünün bir olan gelir kanalı birden üçe çıkmaktadır. Burada da literatürde de geçtiği üzere zaman içerisinde tekafül şirketleri gelir kanallarını arttırdığını görüyoruz. Yapılan çalışmalarda da şu şekilde denilmiş: katılımcı tekafül şirketleri katılımcılardan ziyade kendi çıkarlarını maksimize etmeye yönelik model belirlediği görülmektedir. Türkiye'de bildiğim kadarıyla şu an sadece vekalet ücreti alınmakta. Bu şekilde bir sistem işlediğini biliyorum. Ama yıllar içerisinde Malezya bu konuda çok ileri seviyede. Yani piyasanın işleyişi anlamında ileri bir seviyede. Gelişmişlik anlamında ileri bir seviyede. Bu kanalların arttığını tekafül şirketinin hani tekafül tehabun mantığından çıkıp biraz daha kar maksimize etme yönünde ve konvansiyonel sigortacılara yaklaştığını görüyoruz. Peki farklı bir model mümkün mü? Hem AFİ standartlarına uygun olsun, hem tekafül bilinirliğine katkı sağlasın, dayanışma ve yardımlaşmayı
arttırsın. Kar maksimizasyonu yerine insana hizmeti öncelesin. Tüm paydaşlara maddi ya da manevi bir katkı sağlayacak bir model söz konusu olabilir mi? Şöyle bir öneri getirdim. Az önceki modelden kalan artan bakiyeden sonraki kısım olarak düşündüğümüzde bu artan bakiyenin mikro tekafül olarak. Mikro tekafül nedir? Mikro sigortadan geliyor. Önce kısaca onu tanıdım. Mikro sigorta dediğimiz ürünler daha çok küçük prim ödemeleriyle küçük tazminat karşılığı olan sigorta ürünleridir. Daha çok küçük esnaflara ya da ihtiyaç sahiplerine, gerçek sigorta ürünlerine ulaşamayan ihtiyaç sahiplerine uygulanmaktadır. Bunun tekafül versiyonu olarak da mikro tekafül söz konusu olmaktadır. Bu artan bakiyeyi katılımcılara dağıtmak yerine, şimdi az önce de bahsetmiştik, bir teberru aktinden bahsediyoruz. Eğer katılımcılar teberru yapıyorsa burada, neden bir artan bakiyeyi geri almak zorundalar? Ya da niye almaları gerekiyor? Onun zaten bu konuda çeşitli fıkhi tartışmalar söz konusudur. Artan bakiyenin alınmaması gerektiğiyle ilgili, çünkü teberru edilmiştir, artık o oradan bir gelir elde edilmemelidir. Bu nedenle artan bakiyeyi mikro tekafül fonuna aktarabiliriz. Tekafül operatörü buradan yine bir işletme ücreti, vekalet ücreti alarak bu fona kullanabilir. Ama mikro tekafülün şöyle bir sorunu var. Mikro tekafül genelde mikro finans kredileriyle beraber, mikro finans kullanan müşterilerle beraber kullanılmaktadır. İlk başlangıç aşaması olarak benim düşündüğüm bu modelde küçük çapla belli kişilere bir mikro tekafül mikro finans sağlanarak mikro tekafül ürünü de birlikte verilmelidir. Bunun ikinci tarafında mahalle fonu diye tasarladığım küçük esnafların bir araya gelerek bir mahalle fonu oluşturularak, neden bir araya getirilme söz konusu? Çünkü bu mikro tekafülde ya da mikro finansmanda şöyle sıkıntılar olabiliyor. Mikro finansı kullanan kişiler kötüye kullanabiliyor ya da o aldığı borcu geriye ödeyemiyor biliyor. Küçük esnafların bir araya getirerek bir havuz oluşturarak yapılması çalışan kişinin bunu kötüye kullanımını engelleyecektir. Çünkü sürekli yüz yüze baktığı, her gün çalıştığı, her gün gördüğü kişilerle beraber o fonu kullanmış olacaktır. Ve bu fonla beraber bu fonu kullandığı için geri ödeme konusunda da problem olmayacaktır. Dediğim gibi bu sadece başlangıç için bu tekafül fonundan bir mikrofinans da sağlanabilir. Ama ileride eğer bu böyle bir model geliştirilebilirse mikro finansmanı sağlayan kuruluşun farklı bir kurum olması, böylece riskin sadece tek bir fon üzerinde birikmeyip dağıtılmış olması gerekmektedir. Bunun ne gibi faydaları olur? Sektöre böylece halk nezdinde de tabana da bir tekafül bilinci yerleşmiş olacak. Sosyal faydası, insanlar bir tekafül sigorta ürünü almak yerine tekafül ürünü alıyorum. Çünkü benim artan bakiyemden şöyle bir hizmet de yapılıyor. Bunun yerine sadece maddi katkıyı, kar maksimizasyonu önemseyip aynı zamanda sosyal dayanışma, yardımlaşmayı da önceleyen bir forma sokulmuş olacaktır. Tekafül operatörüne ne katkısı olacak peki? Tekafül operatörü de kurumsal sosyal sorumluluk anlamında bu hizmeti sağlayarak müşterilerine biz aynı zamanda bu hizmeti sağlayabiliyoruz diyebilecekler. Katılımcılara da az önce bahsettiğim gibi bir manevi katkı söz konusudur. Devlete peki katkısı nasıl olabilir? Eğer bu model ileride geliştirilebilirse, yaygınlaştırılabilirse ileride bazı kamu harcamalarında, sosyal güvence harcamalarında, ufak çaplı sağlık harcamalarında azalmaya söz konusu olabilir. Peki bunun için nasıl bir yol haritası belirlenmesi gerekiyor? Önce mikrofinans ürünleri, bahsettiğim gibi önce mikrofinans ürünleri ve buna bağlı olarak mikro tekafül ürünleri yaygınlaştırılması gerekiyor. Yeni kurulan şirketlerin günümüzde teknik kar ya da artan bir bakiye bırakması teknik olarak pek mümkün değildir. Bunun için bir başlangıç sermayesi gerekmektedir. Bununla beraber bir yasal altyapı tabii hazırlanmadan bu sistemin uygulamaya geçmesi mümkün değildir. Bunun dışında az önce bahsettiğim mahalle fonu uygulaması ve tabii uygulamaya geçmeden önce bir kapsamlı fizibilite
çalışması söz konusudur. Üçüncü nokta vakıf katılım. Bildiğimiz üzere vakıf katılım bankası kuruldu. Vakıf katılım bankasının web sayfasına girdiğimizde hakkınızdaki kısımda şöyle bir ifade geçmektedir. Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yaşanan vakıf kültürünün önemli bir kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca tüm topluma faydalı olma ilkesi çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeyi hedeflemektedir. Demek ki Vakıf Katılım Bankası'nın vakıf kültürü ve toplum faydasını önceleyen bir amacı olduğunu görüyoruz. Peki vakıf katılım da ileride bir sigorta hizmeti, tekafül hizmeti sağlayabilmek için bu alana girebilir. Peki bu alana girince nasıl bir sistemle çalışması lazım? Literatürde de bazı ülkelerde ufak çaplı uygulamalar söz konusudur. Vakıf tekafül modeli söz konusudur. Burada vakıf tekafül modelinde daha önceki modele benzetildiği üzere bu tekafül fonu bir nevi bir vakıf üzerine kurulur. Tekafül operatörü sadece bu fonun işletilmesiyle ilgili bir vekalet ücreti alır ve sadece fonu işletir. Katılımcılar normalde uygulamada burada artan bakiyeyi tekrar iade alması gibi bir uygulamada böyle bir durum söz konusu katılımcıya. Eğer bu fon bir numaralı akışta görüldüğü üzere eğer bu vakıf fonuysa, bu paralar vakf edildiyse eğer nasıl nakit iadeye sayılacaklar? Bunun yerine az önce bahsettiğim gibi tekrar artan bakiyeyi bir numaralı şekilde değil de üç numaralı yoldan mikro tekafül fonu, yani az önce bahsettiğim fon şeklinde değerlendirerek hem vakıf formatında bir tekafül kurumu kurabileceğiz. Aynı zamanda bunun mikro tekafül uygulamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Tabii Vakıf Katılım Bankası'nın kendi bahsettiği vakıf kültürünü ve tüm topluma faydalı olma ilkesini de bu şekilde gerçekleştirebilecektir. Bunun dışında bir diğer noktada banka tekafül. Banka tekafül dediğimiz olay genelde banka sürans denilen, yani bankaların sigorta ürünlerinin bir kanal olarak kullanılması şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. Banka tekafülü tekafül ürünlerinin banka kanalıyla dağıtılması şeklinde tanımlayabiliriz. Peki katılım bankaları sadece tekafül ürünlerini mi pazarlamaktadır? Türkiye'deki birkaç katılım bankasının web sayfasını incelediğimde katılım bankalarının sadece tekafül şirketlerinin ürünlerini pazarlamamakta, aynı zamanda konvansiyonel sigorta ürünlerini de pazarladığı görülmektedir. Eğer ki biz konvansiyonel sigorta caiz değil diyorsak, katılım bankacılığı prensiplerine aykırı diyorsak, peki bu geliri nasıl gerekçelendireceğiz? Bu konvansiyonel banka sigorta hizmetine aracılık ederek buradan gelen geliri ne olarak değerlendiriyoruz? Bu konuda tabii bir detaylı bilgiye ulaşamadım. Katılım bankalarının tabii burada diğer bankalar da söz konusu. Bilgilerine ulaşamadığım bankalar söz konusu. Bankasya Işık sigortayı kullanıyor. Kuwait Türk Neova sigortayı kullandığı yazıyordu. Albaraka Türk'ün anlaşmalı olduğu şirketlere web sayfasından ulaşamadım. Vakıf katılım ve Türkiye Finans'ın web sayfasını zaten linkte görüyorsunuz. Ziraat katılımda yeni icazet belgesi alıp pencere şeklinde ziraat sigorta üzerinde bir tekafül uygulamasına geçtiğini belirtiyor. Peki banka sürans faaliyeti, banka sürans ya da banka tekafülü niye önemli? Banka sürans istatistiklerine baktığımız zaman hayat sigortalarında yaklaşık %80 oranında bu kanaldan bir üretim söz konusu Türkiye genelinde 2015 rakamlarına göre. Hayat dışında ise yaklaşık %14,5'luk bir üretim söz konusu. Genel olarak da en çok hayat branşında önem arz etmektedir. Peki ne yapılması gerekiyor? Eğer gerçekten konvansiyonel sigortacılığı prensiplere aykırı buluyorsa katılım bankalarının konvansiyonel sigortacılığın aracılığını yapması konusunda bir sınır getirilmesi gerekmektedir. Bunun ne gibi faydaları olacaktır? Tekafülün yaygınlaştırılması anlamında, pazarlaması anlamında daha bir katkı sağlayacaktır. Pazarlama kanalı arttığı için tekafül şirketlerinin işlem maliyeti düşecek, müşteri portföyleri artacaktır.
Diğer bir nokta retekafül ihtiyacı. İsmail Bey bahsetmişti Sabahattin retekafülden. Tekafülün, tekafül şirketlerinin bir tekrar bir tekafül altında toplanması şeklinde düşünülebilir. Türkiye'de henüz bir retekafül şirketi bulunmamaktadır. Bu noktada fazla detaya inmeyeceğim. Çünkü işleyiş modelleri, farklı tekafül fonlarının değerlendirilmesi, retekafülün nasıl işlediği, restoransın nasıl şekillendiği ile ilgili birçok model söz konusu. Sadece burada tekafül, kısaca vaktimiz de doluyor. Retekafül ihtiyacının olduğu, Türkiye'de bu konuyla ilgili bir girişimde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu nasıl olacak peki? Türkiye'deki katılım bankaları illaki zamanla sigorta tekafül işine gireceğini görüyoruz. Bu konuda bir çalışmalar oluşturup katılım bankacılığı bu konuda bir talep oluşturursa bence ileride bir retekafül konusunda bir gelişim söz konusu olur. Son bitiriyorum. Son öneri olarak şehri kurumsal yönetim ya da şehri governance diye geçen bir durum söz konusu. Gün sabahtan beri bahsediyoruz. Şu an Türkiye'de tekafül şirketleri, uygulayıcılar da bahsetti. Bunun bir resmi olarak bir denetimi söz konusu değil. Bu gerçekten anlattıkları gibi uygulamadıkları noktasında resmi bir denetim olmuyor. Hatta kendileri de bahsettiler. Bu konuda bir denetim olması onlara da halk nezdinde bir güven tavsiye edecektir. Bu konuda bir şehrin kurumsal yönetim kurulması gerekmektedir. Şirketlerin kendi içerisinde belki iş düzlüklerinde belki bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Fakat bunun resmi anlamda bir değerlendirim resmi olarak ya da yasal müfredat yasal mevzuat olarak bir gerekçesi bulunmamaktadır. Malezya'da ne var? Malezya'da İslami finansal kurumların tek bir kanunu var. Tüm İslami finansal kurumlar İFSA 2013 yılında İFSA altında birleştirildi. Tüm gerekli düzenlemeler bu çerçevede yapılmaktadır. Aynı zamanda İslami Finansal Hizmetler Kurumu IFSB'nin bu konuyla ilgili bir standardı bulunmaktadır. IFSB'nin 10 numaraları şer'i kurumsal yönetim, şer'i governance framework altında bir yapısı bulunmaktadır. Peki burada ekranda da gördüğümüz üzere normal finansal kurumlarla İslami finansal kurumlar arasındaki farklı durumları görmüş oluruz. Yönetim anlamında İslam finansal kurumların bir danışma kurulu olması gerekiyor. Bu danışma kurulu katılım hakkında web sayfalarından ulaşabiliyoruz. Kontrol anlamında iç denetimin dışında İslami finansal kurumlarında iç şer'i denetim ve bağımsız bir şer'i denetim. Yani hem iç kısımda kendi uygulamalarının gerçekten danışma kurulu tarafından verilen ilkelere uyuyor mu diye bir denetimi yapılmasının yanında bağımsız olarak bu şirketten bağımsız yani şirketin çalışanı olmayan bir kurum olarak bunun ayrıca kontrol edilmesi gerekmektedir. Uygunluk açısından da iç denetimi gerçekleştiren birim bu uygulamayı uygunluğunu aynı zamanda takip etmesi gerekmektedir. Malezya'da şu an hem bahsettiğim gibi ikili bir sistem bulunmaktadır. Hem şehrin danışma konseyi dediğimiz Merkez Bankası'nın altında bulunan ana bir danışma kurulu bulunmaktadır. Aynı zamanda her şirketin kendine özgü şer'i komitesi bulunmaktadır. Şer'i komite iç denetimi gerçekleştirme ve İslami finansal ilkelere uyup uymadığı konusunda denetim gerçekleştirmektedir. Peki şer'i komitenin, Malezya'da şöyle bir durum söz konusu. Şer'i komite üyeleri iç denetimi gerçekleştiriyor fakat bunlar aynı zamanda şirketin çalışanları. Şer'i yönetim kurulu tarafından belirleniyor olması, komite üyelerinin şirketten maaş alıyor olması acaba bir çıkar çatışması oluşturabilir mi? Bu tabii ki her halükarda mümkün olabilir. Çünkü sonuçta iç denetimi gerçekleştiriyorsunuz ve şirkete olumsuz rapor verdiğinizde işlemin yanlış uyguladığında bir olumsuz etki oluşturabilir. Bu nedenle sadece tek bir iç denetim gerekmiyor. Şöyle bir öneri düşündüm. Türkiye'de tabii geliştirilmesi gerekiyor. Tekafülün yönetiminin solda şer'i iç denetimi gerçekleştirecek şirketin içinde çalışan, bu danışma kurumundan gelen fetvalara, kurallara uygunluğunu takip eden ve iç denetim gerçekleştiren bir tekafül iç şer'i denetim kurulu olması lazım. Aynı zamanda bağımsız olarak tekafül bağımsız denetimi ya da dış denetim söz konusu
olması lazım. İç denetim içerideki yönetime karşı sorumlu olurken buna raporlama yaparken tekafül şerri denetiminde raporlamasını merkezi danışma kuruluna rapor yapması gerektiğini düşündüm. Böylece bu çıkar çatışmasına oluşabilecek iç şerri denetimdeki problem oluşturabilecek alanların bu bağımsız denetim formülüyle de çözümlenmiş olacağını düşünüyorum. Kısaca finansal sistemin hızlı bir şekilde gelişmesiyle beraber tekafül de hızlı bir şekilde gelişmiştir. Ancak bunu ayak uydurmak isteyen İslami finansal kurumlar konvansiyonel ürünlere çok benzer uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bir nevi İslami finansal kurumlar kapitalist sisteminde hatta bir kar maksimizasyonu hedefi yerine toplumsal fayda maksimizasyonunu öncelemesi gerekmektedir. Tekafül şirketlerinde bankalara nazaran, diğer İslami finansal kurumlara nazaran bu amaca şu anki mevcut kurumlarda bu amaca hizmet edebilecek en uygun kurumlar olarak görülmektedir. Çalışmanın henüz Türkiye'de oluşma aşamasında olan tekafül sistemi için çeşitli öneriler getirdiği düşünülmektedir. Sonraki çalışmalarda bu önerilerin varsa eksik yanlış yorumlarına giderilerek geliştirmesi ve pratiğe uygulamaya hazır hale getirmesi önerilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür